Damla. Damla. Kalkar mısın artık? Saat 12 oldu kızım ya. Hadi hadi kahvaltı yapacağız daha. Evet Günaydın. arkadaşlar, günaydın. İyi akşamlar ya da iyi öğlenler. Bu videoyu ne zaman izliyorsanız benim için günaydın. Gördüğünüz gibi artık anladınız ne kadar dağınık yattığımı. Evet, şu an sizi bile bulamıyorum. Gördüğüm tek an. Evet, şöyle düzeltelim. Şimdi bugün size başlıktan da anlıyor olduğunuz gibi sabah rutinimi çekeceğim. Şimdi sizi bir yere sabitleyip şu yatağı toplamam lazım. Sizi de şuraya sabitlesem olur gibime geliyor. Olmuyor. Şuraya sabitlesem olacak sanki ama. Şuraya koyayım. Bir saniye arkadaşlar, ben yerim. Evet. Evet arkadaşlar. En fazla bu kadar yerleştirebildim sizi. Çünkü tripodum yok. Şimdi gördüğünüz gibi pijamalarım böyle. Unicornlu. En sevdiğim şey. Öncelikle şu yastıkları bir alalım. Şuraya koyalım. Bugün odayı da bir küçükten göstereceğim. Yani şimdi de. Şimdi arkadaşlar bakın. Elimi kırptığımda yatak toplanmış olacak. Toplandı. Gördüğünüz gibi ben bir sihirbazım. Evet, şuradan geçelim. Şöyle odayı yalandan bir gösterem. Burada ablamın yatağı. Burada benim yatağım, dolaplar falan. Odamız yeterince dağınık. Ve saat 12 oldu. Ben yeni uyandım. Bugün bize Ebergül gelecek. O yüzden hazırlanacağım. Evet, şimdi kahvaltımı yaptım. Size göstermek istemedim açıkçası. Görgüsüzlük gibi olmasın diye. O yüzden şimdi dişlerimi falan fırçalayacağım. Sonra da hazırlanacağız. Evet, şimdi dün gösterdiğim videomda macunumu ve fırçamla. Bunu da göstermiş olacağım size. Tabii iğrenç yerlerini göstermeyeceğim. Önce hafiften kıpırdaşıyoruz. Sonra bir kalkarlardan çünkü kalmıyor arkadaşlar. Şimdi arayüz fırçamla tek tek fırçalayacağım. Şöyle göstereyim. Ben şu araya. Bu şekilde. Arayüz fırçamı da yaptım. Şimdi lastiklerimi takarken size de göstermek istedim. O yüzden buradaki aynadan bakmak yerine size bakarak yapacağım bunu. Bu arada şu dolapta bir keman görüyorsunuz. Keman hakkında video gelecekti. Ama gelemiyor çünkü akordum bozuk. Ve akort yapmayı bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kancamın ucuna taktım. Bu böyle yaptığınız zaman bu yerinden çıkabiliyor. O yüzden bunu şu şekilde tutup takıyorsunuz. En arkaya. Ben bunu takıp geleyim çünkü buradan pek göremiyorum. Şu an sağ tarafı taktım. Şimdi ağzımı saldığım zaman sağ taraftan çektirdiği için ağzım bu tarafa kayıyor. Bakın şöyle. Çok belli olmuyor ama. Bunu ben yapmıyorum yani. Bu lastik sayesinde. Şimdi de sol tarafı takacağım. Ve hazırlanacağım. Evet, şimdi üzerimi giyineceğim. Şöyle gidelim kıyafetlerimin olduğu odaya. Gümüşümüz de buradaymış. Anneciğim. Bu arada su
saçım ne kadar yarısı dışarıda kısa saçlı olmak bunu gerektirir. Şimdi arkadaşlar ne giyeceğimizi seçelim. Şu siyah elbisemi mi giysem? Çok abartı olur sanki. Bunu koyalım. Abartı olur. Günlük bir elbise değil bu. Bunu giyelim. Evet, bunu giymeye karar verdim. Şöyle. Ben bunu hemen bir giyip geleyim. Şu an kamerayı annem aldı. Ama ses yapmıyor. Bunu giyip geleyim ben bir. Şöyle bir gideyim. Geleceğiz. Oldu sanki de. Oldu oldu, güzel oldu. Şimdi alayım ben anneciğim. Şöyle gümüşü de bir çekelim. Gidiyor. Gümüş annemin peşinden gidiyor. Hayır, gitmiyor. Dolaba bakıyor. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi giydim kıyafetimi. Ve sıra geldi saça. Sizi şuraya bir sabitleyen. Şöyle. Ops. Burada iyi misiniz? İyisiniz. Bu da biraz dağınık, kusura bakmayın. Ben toparlayayım hatta burayı. Hafiften. Burayı bir saniyede topladım ama yattığımız yastıklar kayıp. Şimdi gelecekler. Geldiler bile. Evet, şimdi şöyle bir saçımı açıyorum. Saçımı zaten ben yatmadan önce hep tararım. Taradıktan sonra bağlarım. Ama yine de karışır. Çok olmasa da hafiften karışır. Ben de ertesi gün üstünden geçerim sadece. Tam böyle aşırı bir şekilde taramam. Öncelikle burada bir su var. Benim koyduğum su. Bildiğiniz. Burada sesler gelebilir çünkü üst kattakiler tadilat yapıyor birkaç gündür. Şimdi onu Baby'nin kolay tarama spreyi. Bunu çok sıkmayın çünkü ben bir kere bunu çok sıktım. Diplere diplere sıktım hatta. Ölüyordum. Hatta arkadaşlar ben uçlarını taramıyorum, öyle söyleyeyim. Çünkü zaten topuz yapacağım. Şöyle bir tepesini düzeltiyorum. Şimdi şöyle öne atacağım. Şurayı hafif ıslatıp. Şöyle bir taraf. Şu şekilde. Tutuyorsunuz. Kurdele şeklinde yapacağım. Böyle. İki kere bağlıyor. Üçüncü de böyle bırakıyorsunuz. Sonra bunu ikiye ayırıyor. Arada kalan saçı şu şekilde yapıyorsunuz. Şu an size tam belli olmuyordur ama şu an tam bir kurdele saçım. Allah. Bozuyordum neredeyse. Şöyle tutayım. Kamerada tam belli olmuyor ama şu an cidden kurdele. Çünkü hafif karışık oldu. Ama olsun, zaten sadece Eberge gelecek. Halam Eber ve Ecin'i bırakıp geri gidecek. Evet, şöyle kolyem de var. Evet, şimdi en sevdiğim parfümü sıkıyorum. Rexona'nın Invisible siyah ve beyazlar için. Keşke bunun kokusunu size koklatma şansım olsaydı. Çünkü aşırı güzel kokuyor. Şöyle gidiyoruz. Çıkmışlar mı anne halamgil? Çıkmışlar, geliyorlarmış. Tamam. İçelim. Buranın ışığı çok güzel. Ben videolarımı burada çekiyorum.
Ben gözlerim kamaşıyor ama olsun. Halam bir çıkmış, geliyorlarmış. Öyle. Şimdi birazdır meğer birazcık daha nemlendik sucuk. Şöyle gördüğünüz gibi pastelin Express Volume maskarası. Şöyle. Çok sürmüyorum zaten doğal görünmesi için. Özellikle dışları sürüyorum. Çünkü ben kirpin dış taraflarının daha uzun görünmesi, o görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Asla sol kirpiğimi düzgün süremem. Böyle. Şimdi de Oriflame'den aldığım şu renkte ruju sürüyorum. Yani bu zaten tam renk vermiyor. Hafif parlaklık, glossluk veriyor. Şöyle sürem. Burada ayna var. Burada buraya bakıyorum yani. Evet. Şu anda hazırım. Daha fazlasını yapmıyorum çünkü gerek yok. Şöyle göstereyim Oriflame. Evet, şimdi artık Ebru Ergil'i beklemeye gidebilirim. Birazcık kitap okuyacağım. Aiden'ı okuyacağım. 147. sayfadayım ve olaylar çok güzel gelişiyor. Açıkçası çok hoşuma gitti kitap. Ben bunu biraz okuyup geleyim. Bu kitabın 154. sayfasına geldim. Halamgil'in gelmesine az kalmış. O yüzden içeri gidip birazcık televizyon izleyeceğim. Şimdi televizyonu açıyoruz. Kumanda, kumanda, veririz kumanda. Bu şekilde aldım. Şuraya oturayım. Evet, şimdi kumanda. Ne izleyeceğime inanamazsınız. Tabii ki de çizgi film. Bumerang'a bakalım. Scooby olsun. Scooby var sanırım. Angry Birds. Nefret ederim. Neyse arkadaşlar, onlar gelmeye yakın size çekerim. Star'da İstanbul'u gelin varmış. Orayı izledim biraz. Ebergin gelmesine de az kalmış. Gelmek üzerelermiş. Gelirler birazdan. İstanbul gelinin tekrarları bile güzel. Yeniden başlamasını sabırsızlıkla beklediğim filmlerden. Size de göstereyim şunu. Mutlulukla izliyorum. Ebergin zaten bir... 1-2 dakikaya gelirler. Geldi Ebru Ergil. Açalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yenem de gidiyor. Sana da görüşelim. Hoş geldiniz. Nasıldı o uzun yolculuk? Çok bizim Ebergil'le evlerimiz uzak. Bayağı bir saat falan. O yüzden şöyle duyalım. Bir şey oyuncak getirdik. Bizde de var zaten ondan. Evet, onlar geldi. Biz mutluluğa erdik. Hadi siz de kerevetine çıkın. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, beğenmediyseniz dislike butonuna tıklamayı, aşağıdan kanalıma abone olmayı, bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi, ayrıca yorumlara istek videolarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.